Selam arkadaşlar, Zeydesine hoş geldiniz. Ben Erkan. End of Space serimiz devam ediyor. En son burada savaşı otomatik değil de böyle girelim dedik ama olmadı. Bir bug'a giriyor herhalde, o sıkıntı var. Her neyse, bunu saldırıyı yap diyelim, ne diyelim bilmiyorum ki. Yani burada nötron yıldızından dolayı bu başarılı olamıyor. Yap diyeyim, yine başarılı olamayacak. Draw gelecek. Aa, bu sefer başarılı olduk. Deminki bug mıydı acaba ya? Neyse. Sus lan. Sen de sus. Şimdi bir tane yeni event gelmiş arkadaşlar. Bir diyor ki bir grup casus varmış. Azınlıklar içerisinde bunların şeylerini yapacak. Bu casus. Bizimle alakalı bazı araştırmalar yapacak. Bazı casuslar var. Biz bu casusları kullanabiliriz ama onları tutuklayabiliriz. Hani aleyhimize de gidebilirler. Biz tutarsak onları da bizim lehimize işler yapabilirler. Şimdi bu casusları biz eğer kiralarsak seçimlerde %40 diyor. %40 despise activities will be discovered triggering another political crisis. Bize seçimlerde avantaj sağlamaya çalışacak bu casuslar. Azınlıkların içerisine gidip işte casuslar falan yaparak. Ondan sonra %40 ihtimalle de bu yapacağımız işlem keşfedilebilir. Bu da politik bir krize sebep olurmuş. Diğer yandan diğer seçeneği seçersek, bu casusları tutuklarsak 20 tur boyunca onar, her tur onar onar şey gelecek, nüfuz gelecek. Yani 200 nüfuz geliyor. Ben bunu tercih edeceğim. Yani politik krize girmeye gerek yok. Zaten öbür seçeneği kullanmıyorum. Neymiş bu? Competitive quest. Bak, solo questlerin dışında böyle bir şey var arkadaşlar. Bunun da diyor ki 20 tur içerisinde on the system producing most industry in the galaxy. Galaksideki en yüksek endüstriyel üretime sahip olan bir sisteme sahip ol diyor. Bunu yaparsan 100 antimadde ve 600 de altın verecek, para verecek bize. Bu bütün herkesin şey dahil olduğu bir şey. Yani neden oldu? Evet. Dobrynia'ya, in the system Dobrynia produce at least 120 ikisinden diyor ki, ne diyor, random teknoloji verecek. Bu da diyor ki yemek. Bilim ve üretim mi? Üretim ve yemek mi? Dobrynia'da diyorsun. Dobrynia neresi? Burası. Ne üretiyoruz? Üretimimiz zaten tamam. Yemek mi? Bilim her türlü abi. Bilimi seçelim. Zaten başarılı oldu demektir. Random teknoloji verecek işte. Tamamdır. Bunu kabul ettik. Diğer bir görev mi acaba? Event. Bu olaymış. Hear my last cry. That looked like a huge asteroid. Asteroidin üzerinde bir bina var galiba. Approaching one of your system's stars turned out to be a fragment of an ancient planet that burst ages ago diyor. Bir eski, çok çağlar öncesinden kalmış olan bir gezegenin parçasıymış. Patlamış bir gezegenin. Ya da fırlamış bu parça. Her neyse. What makes it different are the remains of strange alien structures on it. What will you do before the planetary fragment flames into the stone? Diyor ki o yıldıza düşmeye doğru giderken bu cisim, bu parça, üzerindeki bu uzay, o dönemin üzerinde yaşamış olan o uzaylı ırkın kalıntılarını kalıntıları hakkında ne yapmak istersin? Çünkü o yıldıza doğru giderse düşecek, işte güneşin içerisinde yanacak. Ya inceleyelim. Make them pay ne lan? Forgotten science. Keşfedilmemiş, yani az unutulmuş bir bilim olduğu için bir random teknoloji verecek. Bence bu da çok cazip. 10 tur boyunca nüfusumuzu %10 arttıracak, paramızı %10 arttıracak. Paramız niye 180'e düştü şimdi de ya? Belki de bu bonuslarla 300'lere çıkmıştı zaten. %10 bilim, %10 da mutluluk verecek. Bu en kötüsü herhalde. Ben bunu tercih etmek istiyorum ama bu da güzel.
10 tur boyunca. Bu daha iyi ya. Bu ne hacı? İstasyon. Dur abi dur. Kafam karıştı. Event end. Bu daha önceki olayın sonu. Settler üretmişiz. Üretim koyalım. Settler geldi. Buraya ne koyalım? Intergalactic. Evet bunu koyabiliriz. Intergalactic ne bu? Süpermarket. Bu da her devlet, her ülke bir kere yapabiliyor bunu. Bunu başkentin oralarda, başkent diyorum ama baş sistem diyelim. Yapmakta fayda var. Bir de bu var. Pervis Pro. Pervis Production tabii ki. Hangisi daha çabuk oluyor? Bu 3 tura geliyor. Bu 5 tura geliyor. İkisine yapalım abi. Buranın üretimi bak ne kadar yüksek oldu. Gerçekten müthiş. Çok iyi abi. Bu ne? Optics Research Lab. Ha, buna bakmıştık doğru. Bunu da açacağım. Bu da olsun, bulunsun. Arkasına hatta bunu yapalım. 4 turda o gelir. Intergalaktik bilmem ne, bunu da açabiliriz arkasından. Ama dur hele. Dur hele, araya bir şeyler sokmak zorunda kalabilirim. Tamam. Bu böyle. Başka? Bu ne abi? Bu bir görevle alakalı mı geldi? Civilian Faction. Bayağı da güzel bir gemiymiş. Gücü de güzel yani. Nüfusu yok. İçinde. Saldırı yapmaya çalışalım bakalım. Hele şükür ya. Yalnız flagship'imiz mahvoluyormuş neredeyse. Ya ben bunların yerlerini değiştiremez miyim ya? Bunu bir öğrenelim ya. Ziyan olacak yoksa bizim komutan ölecekti ya. Gel abi gel. Bir nötron yıldızını bırak da gel şuraya. Şurada geliştirebileceğimiz bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. O gelsin hele. Bu zaten bir dakika. Gelsin o da. Gelsin şimdi oraya gelmiş olacak. Settler gidiyor. Şuna bak. Fit gidiyor valla. Tamam sen tamamsın. Bir setleri de burada üretmişiz. Şunu da gemi haline getirelim. Buraya mı gönderelim istiyorduk? Star System, Yellow Star. Bizim güneşimiz gibi yani. İki tane gezegeni. İkisi de, biri Jungle, biri Ash. İkisini de kolonize edebiliyoruz. Üretimleri gayet iyi. Yemek biraz zayıf ama Jungle'dan başlarsak iyi olur. Diğeri de çölmüş. Şuraya doğru yanaşabiliriz diye umut ediyorum o açıdan. Bu da var ama çok uzak sayılır. Diğer yandan bu nötron yıldızıydı. Bir de arkadaşlar bir tanesini buraya gönderdim. Diğeri de Fixis'e gönderelim mi? 3 gezegen var burada. Ama burası biraz rahat bir bölge. Yani ben o setleri buradan üretirim bir süre sonra. Şimdi acelesi yok. Bence bu son setlerimizi dediğim gibi ben buraya göndereyim. Bir de burada bir ayağımız olsun ki hani buradan buraya gidişlerimiz kolay olsun. Üretimleri burada yaparız mesela bazı şeyleri. Bir de bağlantı kurma şansımız da olabiliyor bir süre sonra. Teknoloji geliştikçe. Kimin teknolojisi yeteneği ya? Savaş kazandı adam. Tabii. Şimdi bunu vermişiz adama. Ha bunlar açılmış. Tamam bakalım. Capacity onu geç. Geç. Hostile Treaty Cost bu ne lan? Papers please. Yok abi ben böyle bir şey düşünmüyordum. Bu ne? Capacity. Bu neydi? Fleet Health diyorsun. Bu ne? Shield Absorption. Bu daha iyi sanki. Gel abi senin yeteneği arttıralım. Bizim neydi saldırı yeteneklerimiz? Şu
enerji saldırısı bu muydu? Evet, bunu al. Ha doğru ya, bunu şeye götürmemiz lazım önce. Düzgün bir yere gelsin, ondan sonra bunu yapabiliriz. Başka ne var? Bunu yeni yaptık zaten. Tamam. Lost Oratio. Varsa keşif yapalım. Yok. Bir de bunlarla uğraşacağız ya. Tamam abi, devam. Yine mi? Bir görevlere bakalım mı? 3 tane military slows. Ha, bunu unuttuk ya. Histo. New event. Yeni bir olay gelmiş. Ghost. Ha yok. Onun sonucu geldi. Başarılı olmuş. 15 tur boyunca 10 altın gelecek her seferinde. Yani 150 altın. Her bir sistemde ama. O iyi, altın sayımız 300'e çıkardık bu arada. Bu da başarılı oldu. Agri Drugs diye bir teknoloji vardı. O geldi. Yeren, her neyse, Agri Drugs şimdi birazdan bakarız. Yenenaf class gemilerin hull upgrade'ini yapabildik. Öbürü de bir başka bina. Unlocks additional Hyperion module slots for Yenenaf class. Hyperion açıyormuş, tamam. Yerenaf bildiğim kadarıyla support. Set a trap, intercept. Şimdi olay ne bakalım? Bu yeni bir görev geldi. After analyzing the core, you learn that the alien's homeworld was attacked by ha, party keymiş bu. Ha, tamam. Bu bir tane o gezegenin parçası, hani güneşe doğru gidiyordu ya, onunla alakalı galiba. Bir uzaylı ırkıymış bu, gezegenleri şey yapıyormuş, ele geçiriyormuş. Bütün kaynaklarını sömürüp ondan sonra da devam ediyormuş. Yani böyle bir parazit gibi bir şey ya da ona benzer, her neyse. In addition, the core gives you algorithm to predict their next target. Bu da aynı zamanda onların sıradaki hedeflerini de şey yapıyormuş, tahmin etmemizi sağlayan bazı bilgiler içeriyormuş. They move fast, though you won't stay at the site of their last victory for long. If you hurry, you can intercept them before they leave, or you can head on their next destination and lay a trap for them. Diyor ki iki seçeneğin var ya. Intercept yapacaksın, yani onların önünü keseceksin bu yaratıkların, bu işi yapan yaratıkların, ya da onların bir sonraki hedef noktası neyse oraya gidip tuzak kuracaksın onlara. Tuzak kurduğumuz takdirde orbit around until enemy fleet appears. 10 tur boyunca şu sistemde bekle diyor. Bir gemi ya da pardon, filo gönder diyor. Ödül bu. Ödül yine aynı. Bu da diyor ki Reach fixes in less than 10 turns. Intercept evil guys. Fix ise 10 tur içerisinde ulaş. Fixes ile öbürü neydi? Straderus. Straderus neresi? Onu bir öğrenelim önce. Ha, şurasıymış. Ben Fixus'a bad guys. Bunu gönderebilir miyim acaba? Bu hasar aldı. Bizim mana gemi hasar aldı. Bunu Fixus'a kaç turda gönderebilirim? 3 tur. Lan oradan niye gidiyorsun ya? Daha hızlı gittiği için mi? Buradan nasıl daha yavaş gidebilirsin ki? Tamam abi, o zaman ben şunu, Intercept'i seçeceğim. Fixus'a gidebiliyoruz çok kısa bir zaman içerisinde. Tamam. Bu neymiş? Ha. Tamam, bu olay bitti. Ödülümüzü aldık. Ondan sonra event end, bu da bitti.
Hadi ya, 20 gitti mi ya şimdi? Herkes mutsuz mu oldu? Yok, bir şey yok. En azından şimdilik yok. Tamam, onu geç. Bu ne? Nüfus. Dakika kaç? İyi. Hep unutuyorum ya, 45 dakika çekim yapıyoruz. Şimdi arada biraz duralım dedim. Bu gelsin. Geldi mi? Yok, gelememiş daha. Tamam. Bu ne zaman bitiyor abi? Kaç teknoloji kaldı? İki tura bitiyor. Artık askeriyelere geçelim. Ben ne? Filo kapasitemi artırmak istiyorum. En yakın bu neydi bunun adı? Command. Command yaz bakalım nerelerde? Command nerelerde var? Bir burada var. Kaç veriyor? 3 veriyor. Buraya ulaşmak daha kolay sanki. Bir de tankları da açabiliyoruz. Ground Troop dedikleri. Diğeri burada. O zaman şöyle yapacağız. Bu ikisini açacağız ya da birini. Sonra bunu açacağız. Ondan sonra 3. seviyeyi atlayıp sonra bunu açacağız. Böylece filo kapasitemizi bununla 7'ye, bununla da 10'a çıkarmış olacağız. Tamam mı? Hedefimiz şu anda bu. Arkasından bunu da açıp buraya atlayabileceğimiz nokta bu ne veriyor lan? Buraya açmak isteyeceğim. Bu da artı Hold type'a göre artı 2 diyor. Ne demekse artık bilmiyorum açıkçası. Bu bir taktikler veriyor. Agile command. Peki bu ne veriyor? Bu da savunma veriyor. Bayağı da güzel savunma. Projektil savunması da var ama Adamantian'ı keşfetmedikten sonra bunun bir manası yok fazla. Her neyse. Yapacağımız şey bu ikisinden birini seçmek şimdi ilk başta. Bu ne? Nüfuz adam gücüyle alakalı bir artıştan bahsediyoruz. 150. Başka da bir şey değil. Bu bir popülasyonu 300 adam gücüne çevirme olayı var. Bu da başlangıç olarak 40 deneyim puanı veriyormuş. Bu binanın yapıldığı yerlerde. Bu da adam gücü, ekstra adam gücü veriyormuş. Bence ya bu da olabilir, o da olabilir. Bunun o, yani teknolojinin kendisi değil, getirdiği şeyler önemli. Bence bu olsun. Bence bu olsun. Bu açıldıktan sonra eğer direkt atlayabiliyorsam buraya atlayacağım. Yoksa buraya da bu arada bundan da faydalı olacak bize. Yok, bu olmuyormuş ya. Şu muydu? Neyse. Olay bu. Olay bu arkadaşlar. Artık askere yöneldik. Modülleri açacağız. Savunmamızı ve saldırımızı geliştireceğiz bakalım. Bizim burada bir battleship'imiz daha var. Bu beklesin. Tur yapalım. Artık gemi sayısı artıracağız. Şimdi battleship'ler çünkü şeyler 3 kumanda puanına sahipler. Kumanda puanını arttırmamız bir battleship daha mı ürettik? Colonized. Peki. Colonist Prog üret. Bu kadar abi. Başka bir şey ürettirmek istemiyorum buraya. Arkasından ne bileyim şey üretebilirsin. Bir battleship daha mı üretsek ya? Abartmış mı oluruz? Bence abartmayız. Devam. Bu battleship'i de alalım. Yine uygun bir bölgeye gönderelim. O da mesela burasıdır. Na na Settle gidiyor. Bizim bu da gidiyor. Fixis'in yerin olduğu yere. Bunlar birleşti ama ikisini birleştiremem kesinlikle. Birbirlerinden ayrı duracaklar. İyileştirme ne kadar? 56 diyorsun. Tamam, oldu bu iş. Yükseltme 500 altın gerektiriyor. 8 de Hyperion gerektiriyor. Oldu bu iş. Hepsi yükseldi. Hepsi sağlam. Raldor'u yok etsem mi ya? Ama ucuz ya. Diğerleri onar altın götürüyor. Hatta bizim Battleship'ler 22 altın götürüyor ama değer mi? Değer. Neyse, en azından korsanları şunları burada asayişi sağladık. Orası kesin. Sen burada bekle.
Sen burada zaten bekliyorsun ama şunları kullanabiliriz. Arada böyle sallayalım sağa sola. Aşağıya doğru salladık mı? Burada bir şey olabilir mi peki? Belki bir ihtimal olabilir. Bir tane şöyle sallayalım. Zannetmiyorum bir şey çıkacağını. Heh. Bir de buradaki elemanımız var. Bu da sağa sola sallıyor ama fazla bir şey keşfedemedi şimdiye kadar. Bir şey diyeceğim. Madem öyle biz şöyle Corvus'a gidelim. Corvus'tan kuzeye doğru sallarız. Böyle hızlı keşif yapma şansı olur. Tamam mı? O zaman bir tur yapalım bakalım. Bir şey daha bakacaktım, unuttum sanki ya. System Improvement geldi. Trade Company. Yani bunları açtık artık. Ticaret binası yapabiliriz. Tamam. İşte bunu açıyoruz. Ne kadar sürecek bu? 2 tur. Aslında hemen açabilirim ya. Nüfuzla. Şuna tıklarsam açıldı. Hemen bakalım. Hızlı olsun diye. Atlayabiliyormuşuz buraya. Çok güzel abi. Bu da mı 2 tur? Ciddi misin? Niye 1.4 oldu? Az önceki 600'de o da 2 turdu. Yok abi, o zaman kalsın. O zaman kalsın abi. 2 tura nasıl olsa geliyor. Kasmaya lüzum yok. Görevlere bakalım diyorduk. Doğru. Military Laws aktif diyorsun. Military Laws. 3 tane bir şeyler koyabilirim. Meter Laws hiç yok ki zaten. Ne diyorsun sen ya? Bu görevi iptal etmek mümkün mü acaba? Kapat zaten. Ne saçma sapan bir şey. Dur be abicim, dur ya. Yok, iptal edemiyorum. Dursun, ne yapayım? Popülasyon getir diyor. Dursun. Bu önemli olabilir belki. Bir de bu. Bunu bir koyalım. Dikkatimizi çeksin. Bu kadar, 4 tane görev var. Let's trade. Teknoloji, military, manpower. Geldi. Peki bu ne? Bunlarla Sovereign of the Kappa is now the Sovereign of the Ama dediğim gibi ben bunu asimile etmeye girişmeyeceğim. Çok uzaklarda. Yani bir şey olursa da orayı kurtaramayız yani. Yeni binalar gelmeye başladı. Biz burada kendimizi güçlendireceğiz. Ondan sonra Trade Clearing Bureau. 50 altın. Sürekli mi? Tur başına mı? Bilmiyorum. Onu anlamak mümkün değil orada. Less than 10 antimeter on the market. Ticarete bakalım. Hero. Bak, bu hero'lardan birini alabiliriz. Bu nasıl bir yaratık? Heroes Personal Ship. Bunun özelliği ne? Affinity. Evet, Affinity bu. Affinity neymiş? Group efficiency diyor. Affinity, skill, address, focus. Yok lan, bu dindar, bu da şey. Yani ben buna bakmak istiyordum da, Affinity başka bir olay ya. Counselor. Counselor. Yani danışman tarzı bir şey. Bu da Overseer. Overseer da şey yapıyor, yönetiyor yani. Falan filan. Gemi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle gemiler var. Ama güçlerini buradan bakıyorsunuz işte. Çok çok bir şey değil ama yine de almak isteyen alabilir buradan. Aa, bir dakika, pahalı bir şey vardı. Prowler'lar pahalıymış bazıları da. 37.83. Anlamıyorum. Ama yani iyi paran varsa atıyorum alabilirsiniz buradan 3-5 gemi. Çok lazım olduğu takdirde. Lüks kaynak alabilirsiniz ama aldıkça fiyatlar yükselir. Atıyorum mesela 153 mü? Ben bundan 50 tanesini aldım diyelim. Fiyat artık 14 değil.
Artık atıyorum mesela 20 olmaya başlıyor. Çünkü talep çoğaldı ya, öyle bir sistem koymuşlar. Aynı şey kaynaklar için de geçerli. Antimadde, adamantium, titanyum ve hyperyum. Bizim şu anda ihtiyacımız yok. Belki bir ara olur. Objective achieved. Reach fixes less than falan filan. Yetiştik, adamları dövdük. Sadece yetişmemiz yeterliymiş. Oho, yetmiyormuş. Aa, yeterli ama bir bize modül verecek, bu lazer modülü. Yine güzel bir modül ama bizim öbür lazer silahımız çok daha iyi buna göre. Pirate Laser. Ne bileyim. Alacağız yani her türlü. Pixis'teki o, bunlar da Joe varmış. Bak, bu güçlüdür ha. Hakikaten güçlüymüş ha. Acı, ne yapacağız? 412 vuruyor be. 412 vuruyor. 192 savunması var. Neci bu, parçacık savunması var ama saldırı konusunda her iki türlü saldırıyor. Kısa menzili biraz zayıf. Kısa menzili zayıf. Uzun menzili güçlü. Pincerler buna kısa menzilde başarısızlar. Parçacıkçılar. O zaman abi biz Turtle yapacağız. Başka çaresi yok. Gel bu savaşı izleyelim. Yalnız bizim gemiler de o, ben eski tür tip düşünüyorum ama bizim de kısa menzilimiz o kadar güçlü değil. Uzun menzillerimiz daha iyi ama parçacık değil, biz lazerciyiz. Her türlü bunu seçersem iyi olur. 'Used to improve ship hull plating defenses against projectile weapons.' Yani bütün savaşlarında hep bunu seçiyormuşum ya. Bir iki defa farklı seçtim ama onlarda da başarılı olmadı. Yani savaş olmadı. Yalnız bu Joe düşündürüyor esas. Bu enerji saldırısı da yapıyormuş. Bizim enerji saldırı savunmamız çok iyi. Bunların enerji savunması yok galiba, değil mi? Esas başarımız orada olacak. Çok iyi. Enerji saldırımız bizim çok yüksek. Bak, görüyor musunuz? Full enerji saldırısı yapıyoruz. Kötü bir şey ama bir izleyelim bakalım nasıl olacak. Bug'a girme Allah aşkına. Geçen bölümdeki gibi. Bekle bekle, hiçbir şey olmadı. Yok. İki gemimiz olması lazım. Roaming Fleet. Bak, bu bildiğimiz normal Prowler. Bu da bizim flagship, yani kaptan gemisi. Bizim bu gemi en çok güçlü bir gemi. Karşı tarafın büyük gemisini göster. Prowler gitti, bir gemi gitti yani onlardan. Şimdi onların ana gemisi kaldı. Bak, ana gemi bu. Valla şık gemiymiş ya, yani, şekilmiş. Yeneceğiz, yeneceğiz de ne kadar hasar alacağız? Ben bir tek onu düşünüyorum. Bizim flagship'e saldırmasın da, flagship'in canı düşük çünkü. Şey diyeceğim, bunlar iki gemi değiller miydi? Of, iyi saldırdık yani, iyi patlattık. Yok, 3 gemiler. Doğru, 3'e karşı 2'ydik. Ana gemi gitti, büyük gemi. Gerisi hikaye o zaman. Kazandık. Neyse, hasar almamışız ya. Adamları paramparça ettik ya. Ama bu bayağı güçlüydü. 412 saldırı gücüne sahip. Bize bu kadar mı hasar verebildi yani? Hoş, bizim de 600'müş saldırımız be. İyi, iyi, güzel. Güzel, güzel. İyidir, hoştur. Aldık gittik. Pirate Laser'ı kazandık. Bunu kullanabiliriz yerine göre. Belki bazı yerlerde daha iyi olabilir. Enerji silahı. Şey olsaydı, projektay olsaydı muhtemelen öncekinden daha iyi olacak. Bizimki yetenek kazanmış. Aman da aman. Yetenek de kazanırmış. %1 damage per current command point on fleet diyorsun. Peki. Bu neydi?
Deneyim puanı Vision Fleet diyorsun. Sanki bu daha iyi ya. %1 artı %1 daha mı yani? Bir şey diyeceğim bak. Sıfırken, bak sıfırken %1 diyor. Bastım 1. 1 iken öyle. 2 iken de yine aynı gösteriyor. Abi nasıl ya? En azından %2 olsaydı. Şunda mesela öyle ya. Artı 3 movement speed diyorsun. Vision range. Bu da vision range. Şu vision range veriyormuş. Bir tane bundan mı alalım? Al bundan aldım. Tamam. Hadi bakalım. Dış katmandan alamıyorduk çünkü. Ancak bu şekilde yapabildik. Bu Filon'un gücü ne peki? Şey hareket kabiliyetini onu merak ediyorum. 8 diyorsun. Battleship'in kendisi 8 zaten. Allah Allah. Bununki zaten yüksekti. Ben kendim bilerek yüksek yaptım. Dokuz. Allah Allah. Genel hareket kabiliyeti 8'de kalmış. Battleship'ten dolayı. Ama bunun kendi yeteneği var abi. Neyse. Peki. Bu ne abi? Neckar'da ne var gene? Bilemiyorum. Gidelim hemen bir bakalım ne var. Bilmiyorum. Görevle alakalı bir şey mi acaba? Dur bakayım. Bu değildir de. Yok. O hiçbir değildir muhtemelen ama anlamadık ki. Neckar'la ne ilgisi var? Bunun Neckar'la bir ilgisi yok ki. Bütün her şeyle alakalı. Ama o da burada duruyor. Onu harekete geçireceğim galiba. Traitor's Reach. Gel bakayım. Şimdi ben bunu kolonize etsem. Bu benim ekstra yeni bir sistem mi oluşmuş oluyor? Biraz can sıkıcı bir şey yani. Aha. Gelmiş bu. Salla abi. Salla abi. Her yere birer tane gönder. Patrol gemisi 3 yalnız o. Biraz zayıf. Command point'lar gelsin bakalım. Ya tur yapamadık mı abi? 2 tur diyor hala. Yapamamışız resmen. Amicable. Ticaret. Gönder. Ne oldu gönderdik? Gelmiş bu. Fifth Defenders. Settlers. Lost Orange. Tamam. Hemen burayı kolonize edeceğiz. Nereden başlamaya karar vermiştik en son hatırlar mıyız acaba? Bak, buradan başlamak daha mantıklı sanki. Çünkü burada yemek çok. Yemek önemli. Kolonizasyon için önemli. Üretim daha sonrası için önemli. Buradan başlayalım. Tuhaf bir yaratık. Başta çember var. Dağın dibine iniş yaptık. Harika. Niye düşüyormuş gibi iniyoruz abi? Böyle daha gerçekçi iniş yapsak olmuyor mu? Unavailable. Hemen buna basalım. 13 tura gelsin. Tamam. Burada ne var abi? Bir Allah'ın kulağına söylesin. Kolonizasyona devam ediyoruz burada. Yardırsın kolonize etsin abi. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bir de burayı yapacağız. En güzel yer hangisi? Bu tabii ki. Evet kesinlikle bu. Jungle mı? Buraya da 500 altını basalım. Bu da 13 tura gelsin. Bayağı bir para harcamış olduk. Ama önemli değil tabii ki.
Neresi burası? Abi Lena'da bina bitmiş. Hemen yeni bir şey alacağız. Ya da buna spesifikasyonları koyalım. Şöyle iki tane örtü sürecek. Sonra da burayı konize etsin. Sonra bunları keşfetmeye başlayabiliriz. Kaç tur etti? 9 tur. 9 tur boyunca burayı meşgul ettik şimdi. Niye? Ha, bu burning gas. Tamam. Bizim burada üretime ihtiyacımız var daha fazla, değil mi? Nerenin üretimi daha yüksek? Burası. Burası ne ki? Hitol 3 üretim diyor. Colonizer bu gelecek zaten. Bu gaz devi. Burası daha inhospitable diyorsun. Şu nüfusları kaydırabiliriz abi buraya. Şöyle. Bunu da mı kaydırabiliyorum? Aynen. Toplam üretim bayağı yükseldi. Burada nüfus kalmadı ama. Oluyor mu öyle bilmiyorum ki. Tamam bir şey olmaz. Böyle kalsın. Tamam, başımıza bir şey çıkar. Gezegen dekolonize oldu. Hadi bakalım baştan al. Öyle bir şey olmasın diye. Evet bir tur kaldı. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Şu gemileri birleştirmek istiyorum. Artık Kraz'a saldırmak istiyorum ya. Evet geldi. Sonunda geldi abi. Kapat kapat burada. Ben buradan kendim seçeceğim. Dediğim gibi bunu seçtik. Şimdi comment diyelim. Bir sonrakisi nerede? Burada. Burayı seçmek için önce bu hattı açmam lazım. Bu hatta en çok işime yarayacak neler var? Ona bakalım. Şimdi savunma ile alakalı bir şey var. Health bonus, shield capacity ama bu bildiğim bizim shield capacity'miz çok daha iyi zaten. Gerek yok. Buna da ihtiyacımız yok. Bu ne? Enerji hasarını arttırıyor. Bu çok güzel. Bu ne? Projectile hasarını arttırıyor. Savunmada ne var? Health bonus, projectile savunma. O iyi. Bu da projectile. Tamam bu budur abi. Kesinlikle budur. Niye seçemiyorum ben bunu? Heh, şimdi seçtim. Bu neydi? Crew Destruction'ı arttırıyormuş. Ha, peki. During to the attacker diyorsun. Savunma anlamında bir şey. Yani birisi bizim gezegenlerin birine saldırırsa onlara 750 daha fazla hasar verecekmiş. Bu ne abi? Electromagnetic Shield. System Improvement diyor. Yaptığımız gezegenlerde yine savunmayı artırıyor. Ben şimdi bunu açayım. Bu kaç tur sürecek? 2 tur. 1500 şey. Sonrasında bunu açmaya çalışacağım. Bu aynı zamanda bunu da getirecek ama bu çok fazla bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Projectile mi? Bu da enerji. 42'ymiş bunun enerjisi. Ama bir enerjimiz var. Bir projectile, sağlam bir projectile istiyorum. Ama 3 menzilli olsun. Şu olabilir mesela. Bu lazer mi? Evet, ikisi de lazer. Şöyle çizgi çizgi olanlar lazer. Böyle füze gibi olanlar zaten projectile kısmına giriyor. Bir de böyle nokta nokta olanlar projectile oluyor. Mesela bak füze gibi olan bildiğin füze işte. Ama onun kısa menzili çalışmıyor bu. Uzun ve orta menzilde iş görüyor. Kısa da çalışmıyor. Bu enerji 42 çok güzel. Basic ama bu da sadece kısa menzilde çalışıyor. Uzun menzilde bir alta yaramıyor. Manpower diyorsun. Şurası güzel savunma veriyor galiba. Projectile savunması veriyor. Health bonus veriyor. Projectile savunması veriyor. Vesaire vesaire. Bu ne veriyor? Bu önemsiz bir şey. Yeni taktikler geliyor burada. Uçak yeteneğimizi arttırıyoruz burada. Aynı zamanda bu da geliyor. Tamam abi. Bizim dediğim gibi en önemli şey bunlar. Şunu açtıktan sonra bu. Eğer bunu açtıktan sonra şey diyeceğim 3 diyor ya. Galiba bir tane daha açmamız gerekecek. Buradan birini açınca tamamdır. Buradan 2 tane açınca tamamdır. Heh tamam öyle olmuş. Bu savunma ne işe yaradı? Shield, enerji savunması. Tamam. Gel abi. Açtık değil mi şimdi onu? Allah. Bir dakika bir dakika.
Bizim işimize yarar mı? Evet, tabii ki yarar. Yaramaz mı ya? Tabii ki yarar. Tamam abi. Şimdi bunu açtık. Bir sonrakisi açılsın. Şu. O bize 3 tane şey gelecek. Kapasite gelecek şimdi. Ama şu halimizde de gayet işimizi görür diye düşünüyorum. Bak şimdi burada Battleship var. Burada bizim filo var. Bunu ikisini birleştirebileceğiz yani. Merge. Tadam. Bizim Battleship bunun içine dahil oldu. Çok daha güçlü bir filo haline geldi. Burada bir başka Battleship var ama bunu diğer şeyle birleştiremiyoruz. Bu Prowler can sıkıyor. Prowler'ı bir ayırsam mı? Sonra aynı şekilde Prowler'ı tekrar birleştirsin. Aa, flagship. Bunu niye iyileştiremiyoruz? Allah Allah. Bir garip. Bak bunu gemiden saymıyorlar herhalde. Bunu bir ayır bakalım. Prowler en sona geçti nedense. Anladım. Bu buradaki sıralamanın da bir manası var mı bilmiyorum açıkçası. Gerekiyorsa şey yapacağız. Tamam, bir tur yapalım biz. Yavaş yavaş artık saldırıya hazırlık yapsak güzel olur. Şunları mı getirsek? Bence bunları getirelim artık. Saldırıya geçeceksek. Ama ne tuhaf ya, adam doğrudan geliyor. Harbiden he. Bunun bayağı güzel hızı var demek ki. Tamam, bu gelsin. Diğer Battleship'le birleştiririz. Sonra iki filo halinde. Yedilik iki filo halinde saldırıya geçeceğiz. Hadi bakalım. 7 artı 7. Olur mu iki Battleship? Olur, ne olmasın. Fazlası iyi olur. Hatta eksik bile kalır. Şu ne? Bizim şey. Koloni gemileri. Sadece now sovereign of falan filan. Neredeydi bu? Aa, burası. Yani biz onların şeyini olduk. Yöneticisi olduk. Ya da her neyse işte. Development grants. Bak bunu yapalım bence. Şu kaynaktan var mı elimizde? Pardon. Trade resources. Ha, bundan varmış. 71 tane üretimimiz varmış zaten. Şu mantar gibi şeylerden. Dur bakayım. Ondan istiyorlar. Bize nüfus verecekler. Zaten bir görevim vardı. Değişik nüfus getir diyordu. Değil mi? Bastık. Bakalım ne zaman gelecek. Görelim. Bu ne? Tamam. Bu ne? Tamam. Bu ne? Tamam, bir tur kaldı abi. Askeriyi bir tur daha açtık mı? Bir yandan da gemi üretimi yapıyor muyuz ya? Ne üretiyoruz? Yok, şu an hiç gemi üretimi yapmıyoruz. Şimdi bu geldi dedik. 9 da savunma. Projektel savunması veriyor. Bunlar da dost olduk. Gelirimize bak, 620 bilmem kaç. Be the first to win 10 battles. Congratulations. Bu kazanmışız abi bunu. Achieved objective. Bu görev gelmiş miydi ki? Did ha, didmiş bu. Tell us. Sus lan. Bize şunu. Bana şunu söyle diyor. Sen 3 milyon milyar para, sen bunu ne yaptın? Diyor. Ben diyorum sana ya. Sana. Starting experience level of new ship is Rookie 2. Artık bunun sayesinde daha üst seviyede bir şey yapabiliyor olacağız. Conquer for 10 battles. Deed available. Tamam, geç. Let's trade. Bunu yapacağız, yapacağız da. Şu habire yazıyor bunu. 13'lü içerisinde en yüksek üretim. Peki nereden anlayacağım abi birinden, herkesten daha yüksek olup olmadığını? Atıyorum mesela bunların başkentine baksam anlar mıyım? Kolonize edilmiş 45 üretimi var bunun.
Gerçekten 45 mi? Tamam, 45 diyelim. Hepsine bakabiliriz böyle. Ya bir dur. Güzel görüntü veriyor ama sistem diyordu değil mi? Bir dakika. Sistem, ha tamam. Bak bir dakika. Bir iki önce ben kendimkilere bir bakayım. Benim Dobrynya'dan daha iyi üretim olan hiçbir yerim yok. O zaman ne yapacağız? 16, 56, 119. Bak, en güzel üretim burada. Bir şey diyeceğim. Bir şuna bir bakınayım. Ha, tamam az üretim var. Bir de yani ben hepsini de kolonize edemedim. Şunu da etsem çok daha güzel olacak. Daha iyi olacak daha doğrusu. Şunu da bunların nüfuslarını tamamladık ya. İyi oldu hakikaten. Ekstra koyamıyoruz değil mi buraya? Tamam neyse. Şey. Ben şunu specialization mı denir işte. Onlardan bir şey yapar. Ama şunu söyleyebilirim. Kalif de yani boyutuna göre iyi üretim yapıyor. Modül değil de esas Atlas Lena devreye girince bizim şaha kalktık resmen ya. Ki daha yani burada bir sürü kolonize edilecek yer var. Şunlar desertlar geldi mi müthiş olacak burası. Atlas Lena'ya bir bakayım. Lena bile şu anda üretimde bayağı önde. Bayağı iyi gidiyor yani. Atoll mükemmel bir gezegen ya. Mükemmel bir gezegen. Üretim müthiş. Yemek müthiş. Para gayet güzel. Yoğun atmosferi varmış. Daha fazla üretim. Şey, yemek üretimi. Molten Springs burada üretimi artırıyor, parayı artırıyor. Ulan mükemmel bir gezegen ya. Burada atasım var buraya. Bir dakika, bu neymiş? Missing teknoloji yani. Neyse atmayalım, boş ver. Her neyse, ne dedik biz Dobrynya'da abi bizim 119, 56, 16 buradan gelmiyor. 119, 56, 16 diyelim. Ayrıca bir de bunun etkisi var. Bu da 50 veriyor. Tamam mı? Bir bakalım. Mesela bunlara dedik işte 45, 15, 12. Bak zayıf. Ne diyor? 30, 24, 36. Bence zayıf. Sadece 50. Bayağı da iyiymiş 50 ha. 69, 59, 23. Ya 56 vallahi bu sağlam rakip. Eğer geçmiyorsa bile sağlam rakip abi. Belki de geçiyordur bile. Nasıl tıklama yapıyorum ki hızlı geçsin. İki gezegen var burada. Burası geçemez zaten. Yok. 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 Peki Horatio'nun başkentine bakmadık. 54-84. Geçemez ama o potansiyeli var yani baya. Evet. İki tane kolonize edilmiş gezegeni var. Adam tabii ki kolonize edecek. O kadar ele geçirmiş. Tamam, buradan anladığımız kadarıyla biz sağlam rakibimiz bir tek burası. Şuydu değil mi? 69, 59, 23, 56. Çok sağlam bir rakip abi bu. Evet. 70 desen. Bu 56, 59 da işte yaklaşık ne yapıyor? 115 yapıyor. 115, 385, 190, 100, 200, 200'ü geçiyor yani rahat bir şekilde. 210 desen kaba hesapla. Yani bizimki de şimdi o hesapla bu rakamı veriyor mu ki? Bak 5619, bir burada da 16 var. Bu çok zayıf. Bunlar bayağı iyi. Bir 50 de öbür tarafta var. Yani şu rakama mı bakıyoruz aslında?
Bir sürü bonuslar geliyor bunun üzerine ama. Neyse göreceğiz ya. 13 tur sonra her şey netleşecek. Yalnız ben yine 50 dakika çekim yaptım değil mi? Arkadaş bu vakit nasıl geçiyor ya böyle? Nasıl geçiyor arkadaş? Tamam şunu atlıyoruz. 6 tur sürecekmiş. Bu DD'yi ele geçirdik zaten bak 80 bir adamantiyanı verdi. Şunu yapıyoruz. Şimdi bu da 3 verecek. Bir de bunu verecek. Sonrasına bakarız. Evet. Bölümü böyle bitireyim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer inşallah Horatio'yla savaşa girmiş olacağız. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.